Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paraya kenar konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 94'ün sağ tarafındayız. Bu taraftayız arkadaşlar. Ne var? Paraya kenarda alan nedir? Üçgende alan gibi. 90 derecede özel bir açı varsa, diyelim daha doğrusu. Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Hani üçgende neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'di. Ne zaman kullanıyorduk bunu? Hani şekilde 90 derece varsa ya da özel bir açı varsa. Burada da aynı arkadaşlar. Üçgenin alanı neymiş? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani tabana ait yükseklik derken ya A çarpı H A. Tabi bu yükseklik dışarıya doğru da olabilir arkadaşlar. Şöyle çizip buradan çizerseniz dışarıya doğru da olabilir. Taban çarpı tabana ait yükseklik. H A dediğimiz bu. Ya da H A dediğimiz bu. Ya da bu tabana ait yükseklik. Şuradan şöyle çizilebilir. Buradan böyle çizilebilir. Şu dik olan uzaklık arkadaşlar. B tabanına ait çizilen yükseklik diyeceğiz. Bu da HB şeklindedir arkadaşlar. Ya A çarpı HA'ya eşittir ya da B çarpı HB'ye eşittir. Ne zaman? 90 derecede özel bir açı varsa. Hadi bakalım. Sorulara bakalım. A 150 derece var. Hocam 150 derece var. 150 ise daha zaten direkt burası kaç derece? 30. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Hocam 150'yi parçalamayacağız ama burada tabana ait yükseklikten dolayı zaten ne yapmak zorundayız? Şuradan dik çizmek zorundayız. Değil mi arkadaşlar? Ha, bazı arkadaşlar şuradan dik çizip de 150'yi de parçalamadan yapabilir. O ayrı bir konu. Tabana ait yüksekliği çizdik. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Evet, tabanımız 6 iken yüksekliğimiz 2 oldu. O zaman 6 çarpı 2'den cevabımız 12 oldu arkadaşlar. Evet, alandaki ilk sorumuzun cevabı 12 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaş, şimdi burası 5 iken burası da 5 değil midir? Evet. Sonra FD uzunluğu isteniyor bizden. Şu x isteniyor. Tabağım 5 ise burası 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Şu 90 var arkadaşlar. Aa hocam ben bunu böyle uzatsam mı? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Uzatmalar tamam. Kelebek benzerliği falan filan yapabiliriz aslında ama ya şu 90'ı kullanmalıyız ilk etapta. Bu 90 yani verilen bilgileri kullandıktan sonra bir şey bulamıyorsak ek çizim yapmalıyız değil mi arkadaşlar? Evet. Şu 90 varsa karşısında 90 demiyor muyduk arkadaşlar? Çünkü neden? Tanım gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Z'den dolayı 90 ise 90 yaptı. 3, 6 ise burası 3 kök 5 yaptı. Aa hocam burası da 3 kök 5 yaptı. Şimdi dikkat edin. Biz bu soru tipini daha önce akıllı soruda yaptık. Hocam açılara dalıp şu üçgen ve şu üçgenle benzerlikten sonuca ulaşabiliriz. Ya da akıllı soruyu da aynen bu şekilde yapabilirdiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz taban var, tabana ait yükseklik var. Burada da taban var, tabana ait yükseklik var. O zaman paralel kenarın alanı nedir? 3 kök 5 çarpı x'e eşittir. Ya da 5 çarpı 6'ya eşittir. 5 çarpı 6'ya eşittir. E buradan 3 ile 6 sadeleşti. 2. O zaman x'de ne oldu? 10 bölü kök 5'e eşit oldu. Kök 5 eşleniğiyle çarparsak 10 kök 5 bölü 2'den 5'ten pardon cevabımızı 2 kök 5 olarak buluruz sevgili gençler. Evet cevap 2 kök 5 çıktı ama dediğim gibi şu üçgenlerdeki benzerlikten de sonuca ulaşabiliriz. Ama taban ve tabana ait yükseklik olduğunda alanı düşünebilirsiniz burada paralel kenar konusunda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet cevabımız böylelikle arkadaşlar 2 kök 5 çıktı. Benzerlikten de zaten bulunabilirdi. Alfa deseniz alfa. Bakın burası beta. Beta o zaman burası da beta. Beta'dan alfaya geçip 1'e 2. Beta'dan alfaya geçip 1'e 2. O zaman burası kök 5'e 2 kök 5 olur arkadaşlar. Ya da A 2 A. A kök 5 ya. A kök 5 5 ise A'yı da kök 5 bulabilirsiniz. Ama gerek yok. Taban ve tabana ait yükseklikte zaten sonuca ulaştık. Geldik bu soruya. Evet. Sonra alan özellikleri var. Şimdi soruyu okuyalım. Dikdörtgen biçimindeki bir masanın üzerinde. Üzerine bir kenarı masanın kenarı ile çakışan paralel kenar şeklindeki bir karton konulmuştur. Şöyle bir karton konulmuş arkadaşlar. AD büyüktür AB. Evet. AD uzunluğu AB'den daha büyük. Zaten uzun olduğu da şeklen belli. Sonra Ali Bey uzunluğu 10 birim. LM uzunluğu da 13 kök 3. Şurası da 13 kök 3 olarak verilmiş. Burası niye verildi? Bakacağız. Paralel kenar biçimindeki karton B köşesi etrafında 120 derece döndürüldüğünde, bak paralel kenar biçimindeki bir karton B köşesi etrafında 120 derece döndürüldüğünde ne oluyormuş? Diğer kenarı masanın bir kenarıyla çakışıyor. Evet, sen bunu şu şekilde mesela şu C'yi 120 derece döndürdüğünde bu buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Ha, bu buradayken sen bunu böyle döndürdün. Böyle. Buraya denk geldi. Yani sen bunu kaç derece döndürdün? 120. Hocam burası 120 dereceyse o zaman paralel kenarın bir açısını bulmuş oluruz. Çünkü bu kenar kısa kenar burayla çakışıyor.
Sen bunu döndürdüğünde uzun kenar burasıyla ya. Doğrusal ya burası. 120 ise o zaman burası 60 yaptı. O zaman güzel bir şey çıktı. Bu paraya kenardaki şu küçük açılar 60. Büyük açılar kaçar derece arkadaşlar? 120'şer derece. O zaman burada kaçtı 60, burada kaçtı 60 derece diyebiliriz arkadaşlar. Peki burası 10 sa kısa kenar şahlandı buraya geldi. Hocam burası da 10, burası da 10 olacaktır. Eyvallah, devam edelim. Dönme esnasında karton masanın dışına çıkmadığına göre. Masanın dışına çıkmıyor. Evet, bu şu dönerken C noktası nereye geldi? Buraya geldi. Bu dönüşte zaten masanın üstünde kaldı C noktası. A noktasına bak dönerken şu şekilde hop şöyle şunun üstünde kaldı. D noktası da dönerken hop şöyle. Yani masanın dışına çıkmayacak D'de dönerken arkadaşlar. İşte 13 kök 3'ü öyle kullanacağız galiba arkadaşlar. Şimdi dönme esnasında karton masanın dışına çıkmadığına göre bu kartonun alanı en çok kaçtır? O zaman ben buradaki şeyi en fazla almalıyım. Yani dönme esnasında izlediği yol böyle olacağına şu paraya kenardaki şurayı arkadaşlar burası ne oluyor? B merkezli şu yarı çaplı bir şey olmuyor mu burası? Bu yarı çapı çünkü bu yarı çap en uzun kenar. Masanın içinde kalmasını sağlayacağız ya. O zaman ben bunu olabildiğince büyük tutayım ama masanın dışına taşmasın. Bunun nasıl olması lazım arkadaşlar? Olabildiğince büyük tutup masanın dışına taşmamasını istiyorsam şu şekilde dönerken hareket etmesi lazım. O zaman beni sadece D noktası ilgilendiriyor arkadaşlar. Dönüş yaparken hatırlayın. Dönme sorularında hep ne yapıyorduk? Daire gibi oluyordu arkadaşlar. Şu merkezli, şu D'yi döndürürken DB yarıçaplı bir şey olmuyor mu arkadaşlar? Şu şekilde. Bakın DB yarıçaplı bir daire dilimi oluşuyor burada. Peki 13 kök 3'ü niye verdi burada? 13 kök 3'ü niye verdi? Arkadaşlar aslında burada çemberin merkezi var. Biz bunu görmedik ama yani şeyden 11. sınıftan hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Merkez varsa, teğet varsa çek dik yapıyoruz ya. Aa hocam burası 90 derece. Bak bu yarıçap uzunluğu. Hocam bu da yarıçap uzunluğu. Bu da yarıçap uzunluğu. Bu da yarıçap uzunluğu. O zaman buradaki yarıçap uzunluğuna baktığımız zaman şurası 13 kök 3'e bak. 90, 90, 90. Burada bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenden dolayı 13 kök 3 ise burası da 13 kök 3 yaptı. Aa yarıçap uzunluğu 13 kök 3 oldu. Yani şu uzunluk 13 kök 3 olursa 13 kök 3 olursa bu dönme esnasında masanın üstünde kalıyor. 13 kök 3'ten büyük olursa şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Masanın üstünde kalmıyor bizim paralel kenarımız o zaman. Evet yani 13 kök 3 eşit olduğunda yarıçap uzunluğu 13 kök 3'e eşit olduğunda bu paralel kenar masanın üstünde kalmak zorunda. İnce bir soru, dikkat edin. O zaman burası 13 kök 3 diye bulduk arkadaşlar. Şimdi biz biraz önce de demiştik bu açılar 60'ar derece, geniş açılarda 120'şer derece. Evet şurayı da R'yi de bulduk arkadaşlar. Kısa kenarda 10. Ben şimdi şunun alanını bulacağım. Bunun alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Hocam tabana ait yükseklik. Taban olarak neresi verilmiş? Şurası verilmiş. Bu tabana ait yükseklik. Şuradan çizilerek de bulunabilir aslında. Ama sanki uzun olacak. Şimdi burada kaç derece? 60 derece. Şu uzunluk var mı? Yok. O zaman işlem kalabalığı olacak. Bu dik buradan çizeceğimize şuradan çizsek arkadaşlar sanki daha iyi olacak. Çünkü burası da 60 derece ya, en azından onu kullanmış oluruz. 120'yi kullanırken nasıl kullanacağız? Ya burada katmış ya da burada katmış. Burada katmış da şöyle dik çizdiğimizde bu uzunluk yok. O zaman burada katmışı kullanayım. Çizdiğimiz an 90'ın karşısı 10 ise 30'ın karşısı kaç? 5. Burası 5 kök 3. Aa hocam ne çıktı? Şurada bir dik üçgen çıktı. Bu dik üçgende ne oldu arkadaşlar? Dik üçgende burası 5 kök 3. Burası 13 kök 3. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı bunun tamamı da 12 kök 3 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman buraya 12 kök 3 eksi 5 kaldı. Tamamı 12 kök 3 olduğuna göre. Şimdi mavi paraya kenarının alanında tabanımız kaç? 12 kök 3 eksi 5. Yüksekliğimiz kaç? 5 kök 3. O zaman alanda ne olacaktır? 12 kök 3 eksi 5 çarpı 5 kök 3'e eşit olacaktır. Şununla şunu çarptığım zaman 5 ile 12'nin çarpımı 60, bir de kök 3 ile kök 3 çarpımı 3. 60 çarpı 3'ten 180 geldi. Eksi 25 kök 3 olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. Dikkat edin. Verilen her bir bilgiyi kullandık. Adam bana bu dönme esnasında masanın üstünde kalsın diyor. Paralel kenarının en büyük alanı nedir diye soruluyor. Bu da yarı çapı 13 kök 3 olduğunda oluyor. Yani burası 13 kök 3. Burada da yükseklik çizince paralel kenarının alanı, şu paralel kenarının alanı, tabanımız burası. 12 kök 3 eksi 5 çarpı yükseklikten, taban çarpı tabana ait yükseklikten alanı bulduk. İnce detaylı bir soru. Bu mantıkta bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yani paralel kenarının alanının en büyük olması şu dönüşte
Şuranın ne olması lazım? Tam teğet olduğunda masanın üstünde de kalması da isteniliyorsa tabii. Tamam arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Şimdi geldik alan özelliklerine. Arkadaşlar alan özellikleri diyoruz da ya bunların çoğunu siz zaten kendiniz üçgen bilgisiyle bileceksiniz. Mesela ben bunları şöyle yazmışım. Sen bunu bileceksin. Büyük ihtimalle bileceksin. Şimdi ispatını yaptıktan sonra hep aklında kalacak zaten. Temel bağıntılar var. Bu temel bağıntıları bilirseniz işiniz iş. Ama temel bağıntıların da nereden geldiğini söyleyeceğiz. Ya bu tür sorularda ne yapacağız? Oranlamalar varsa hani üçgende alan dağıtma yapıyorduk ya arkadaşlar. Hani üçgende ne diyorduk? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa alan kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkar diyor muyduk diyorduk. Evet burada da öyle. 90 ya da özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkacak. Ama oranlamalar varsa alan dağıtacağız. Alan dağıtırken temel yapıları bildiğimiz zaman daha rahat yaklaşıyoruz sorulara arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela köşegenlerin her ikisi de çizildiğinde bu tüm alanın dörtte biri. Niye hocam? S bölü 4 yokmuş gibi düşün. Köşegenler birbirini ortalıyor değil mi? Evet. Şuradaki alandan başlarsam. Hocam buraya A alanı dersem. Çizgideki alan A ise çizgideki alan A'dır. Çift çizgideki A ise çift çizgideki A'dır. Çizgideki A ise çizgideki A'dır. A ne oldu? A. Tüm alanı 4 eşit parçaya böldü. Tüm alan 4A iken. Tüm alan bakın 4A iken. Burası A oldu. Tüm alanın 4'te 1 oldu. Yani tüm alan S iken burası S bölü 4 oldu. Kolay değil mi? Köşegenler çizildi de 4'te 1. Bu yarısı. Bu daha kolay. Çünkü niye? Bakın tüm alan bak burası 4A, burası 2A'ya 2A. Gerçekten 2A'ya 2A. Bir köşegen çizildiğinde bu köşegen diğer köşegen de olabilirdi arkadaşlar. Burası da yine S bölü 2, S bölü 2 şeklinde olmak zorunda. İki tanesi aklında zaten kaldı mı kaldı. Yani en çok kullanacağımız şeyler zaten bunlar. İşte köşegenler çizildiğinde ya 4'te 1'i ya da bir köşegen çizildiğinde yarısı oldu. Şu an kaldı. Başka bakmanıza gerek yok. Bir de şu. Bilmeseniz de olur. Kendiniz de çıkartabilirsiniz. Farklı oran verildiğinde onu ezberlemenize gerek yok. Mesela 1'e 3 oran olduğu zaman siz kendiniz buradaki yaptığım ispatlarla yapacaksınız. Dikkatli dinle. Şimdi arkadaşlar burası K. Burası K dedik ya. Şimdi ne yapacağız? Oranlamalar var. Oranlamalar olduğunda hop alan dağıtacağız. K'da kalan A ise K'da kalan yine A'dır. A hocam burası 2A. Diğer tarafta o zaman paralel kenarın yarısı da diğer yarısı da 2A'dır. Gerçekten tüm alan 4 iken burası 4A iken burası A oldu. Yani tüm alanın 4'te 1'i oldu. A'ya 4A. Tüm alan S'ti. S bölü 4 oldu. O yüzden bu temel yapıyı da bilmeseniz de kendiniz çıkartabilirsiniz. Ama bilmenizde fayda var. Bazı güzel soru tiplemelerinde bunu kullanıyoruz. Böyle eşit verildiğinde tüm alanın 4'te 1'dir. O eşitlik şöyle de olabilir arkadaşlar. Şöyle eşitlik de olabilir. Yine bu alan tüm alanın nesidir? 4'te 1'dir diyeceksiniz. Bunu hiç ezberlemeyin. Bak şu akılda kaldı 4'te 1'i. Bu akılda kaldı yarısı. Bu akılda kaldı 4'te 1'i. Şunu ezberlemeyin. Alttakini de ezberlemeyin. Sadece şu. Ekstradan şu galiba. Bunların hepsi de akılda kalır zaten. Tamam. Ezberleme. Bunu da ezberleme. Bunu da ben sırf şey diye koydum. Hani soru tiplemesi gibi düşünün arkadaşlar. Bunu da ezberleyecek olursa. Her böyle soru tipine ait ben burada özellik yazarım. Gerek yok. Sen üçgen alan dağıtmayı bil. Her türlü soruyu yaparsın. Hadi bakalım. Şimdi burada alan dağıtacağız. Ya hocam ya A'lara göre alan dağıtacağız ya da B'lere göre alan dağıtacağız dedin ya. A'lara göre başlayalım isterseniz. Hocam A'daki alana A dersen A'da kalan yine A'dır. Şimdi A'ları hallettik. B'lerde sıra. B'ye B. Hocam o zaman B'ye ait de üçgen oluşturacak olursak. B'de kalan 2A ise B'de kalan yine 2A'dır. Bu paralel kenar alanın yarısıydı köşegen olduğundan. Burası 4A ise burası da 4A. Tüm alan 8A iken burası A oldu. 8'de 1'i hikayesi buradan çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Ve geldik buraya. Bunu kesinlikle ama kesinlikle ezberleme. Çünkü bunun için çok pratik bir yöntem vereceğim. Belki bu videonun içerisinde belki de bir sonraki videoda. Çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Hatta üçgende de bir spoiler vermiştik bununla ilgili. Geldiğimizde görürsünüz. Bakalım şimdi. Arkadaşlar burası ben şunu biliyorum. Tüm alanın kaçta kaçıydı? 4'te 1'iydi. Mesela şuraya bir x diyelim isterseniz. 3 bölü 8 olduğunu bilmiyoruz. 3s bölü 8 olduğunu bilmiyoruz şu anda. Tamam mı? Burası tüm alanın 4'te 1'i değil miydi? Evet. Burası tüm alanın 4'te 1'i değil miydi? Evet. Burası tüm alanın 8'de 1'i değil miydi? Burada gördük. Evet. O zaman x artı s bölü 4 artı s bölü 4 yazayım. X artı s bölü 4 artı s bölü 4 artı s bölü 8'in kaç olması lazım? S olması lazım. Tüm alana s demiştik ya. O zaman buradan da işlem yapacak olursanız x de 3s bölü 8 diye çıkar arkadaşlar. Ama bilme. Tekrar tekrar söylüyorum. Bilmen gereken şeyler şunlar.
Dörtte biri olması, yarısı olması, dörtte biri olması. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Bunlara yıldız koyuyorum. Zaten bu akılda kalır. Şu akılda kalır. Kolay. Bu da yarısı. Çok kolay. Bu da zaten eşit olduğunda dörtte biri hikayesi. Gerçekten içinize işledi şimdi. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bunlara dikkat edeceksiniz. Sorularda bunlar varsa bunlara göre direkt tüm alanı yazabileceksiniz. Bunlar kalıplar. Bu kalıplar bilinecek. Diğer ikisini bilmenize gerek yok. Fazla bilgi sevmiyoruz. Geldik şuraya. Evet. Sorularla karşılaştığınız zaman tabii ki alan dağıtımı yapacaksınız. Temel yapılar varsa, dediğim gibi işte ilk 3 tanesi bizim için temel yapı ya. Temel yapılar varsa temel yapıları da kullanıp soruyu kolaylaştırabiliriz. Evet, CF uzunluğu K iken BF uzunluğu 2K verilmiş. Yazayım şuraya. Burası K iken burası 2K. AE uzunluğu 2A iken EB'nin uzunluğu 3A olarak verilmiş. EB'nin uzunluğu 3A, burası da 2A diye yazdık arkadaşlar. Ne yapacağız? Alan dağıtacağız. Ha hocam, A'lara göre mi alan dağıtacağız, K'lara göre mi alan dağıtacağız? İstediğin yerden başla. Hiç önemli değil. Başla kardeşim. Ben A'lara göre dağıtmak istiyorum. Tamam. 3A'da kalan 12 ise tepe noktası F. Hop bak. Üçgenin alanı biliyorsam paralel kenar bitti. 3A'da kalan 12 ise tepe noktası F'de. Kaç katı? 4 katı. 4 katı 8 yaptı burası. Bak A'larda işim bitti. K'lara geldim. Hocam 2K'dan K'ya. Bak şimdi. 2K'dan K'ya dağıtırken tepe noktası A mı yapıyor? Evet. Sakın şunu deme. 2K'da 12 ise K'da kaldı deme. 2K'da 12 dediğinde K'daki de şu üçgeni yazdığında tepe noktaları farklı oluyor değil mi arkadaşlar? Buna alıştınız. 2K'dan K'ya geçerken tepe noktası A'ya göre bakıyoruz. 2K'da kalan 20 ise 10 katı 10 katı. O zaman burası da 10. A o zaman bizim temel yapı çıktı. Bu paralel kenarın yarısıdır. Yani burası 30 ise diğer tarafta kaç yapacaktır? 30 yapacaktır. Paralel kenarın alanında kaç yapar? 60 yapar. Evet, bu örneğin cevabı da 60 oldu. Geldik buraya. Evet. Ne demiş? CE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 2K verilmiş. Burası K iken 2K. Kardeşim ne var burada? Hocam 1-2 oran var. 3K iken burası da 3K. Aa, kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. Alan dağıtma varsa bütün yer yerdeki oranlamayı yaz. Hocam kelebekteki alanı direkt yazsak 1'e 3 oran var ya, 1 bölü 9'dan burada kalanı bulabiliriz aslında. Hani benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşit. Evet, yazabilirsin ki paralel kenarının içinde böyle tamam, bu basit bir soru gibi. Zor sorularda böyle yaparken ilk başta kelebekteki benzerlik oranının karesini yazmak tabii ki mantıklı. Ki öyle soru da yapacağız arkadaşlar biraz sonra büyük ihtimalle. Evet, önemli çünkü. Ama bir de direkt zaten oranlamaları yazınca alan dağıtımı geleceği belli. K'ya 3K. Hocam 1'e 3. Kelebekteki oran 1'e 3. O zaman şurada bir kelebek var dedik. Kelebekteki oran ya da 3'e 1. 3'e 1 hocam. Burası 3A iken burası A. Ne dedim ben daha öncesinde? Alan dağıtırken her yerdeki oranlamayı yazmak lazım. Benzerlik varsa. Hocam 3'e 1 burada var. Burada da 3'e 1 var. 3B'ye B'yi yazdık. Haydi bakalım alan dağıtalım. Nereden? A'dan. A'da kalan 4 ise tepe noktası C'de. 3A'da kalan 4 katı 4 katı. Burası 12 yapar. Hocam B'deki alan 12 ise tepe noktası D'ye göre baktığımızda 12 katı 12 katı. O zaman burası da 36 yapar. Ondan sonra yine üçgen oluşturmalar falan yapabilirsiniz de gerek yok. Çünkü şu bizim yarısı hikayesi çok önemli. Şu bizim yarısı değil mi arkadaşlar, paralel kenarda burası? Evet, burası yarısı. Yarısı dediğimiz kaç? 48. Diğer yarısı da 48'dir. Diğer yarısı da 48'dir. Hatta buraya kaç kaldı? 44 kaldı diyebilirsiniz. Ya da tamam, diğer yarısında 48. Alan ABC'de ne olacaktır? 2 çarpı 48'den 96'ya eşit olacaktır sevgili gençler. İşte bu temel yapılar bizi böyle işlem kalabalığından kurtarabiliyor. O yüzden o temel yapıları, neredeki temel yapıları? Şuradaki dörtte biri yarısı, dörtte biri olmasını bilin. İşlemden kurtarır bizi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Hocam şöyle bir şey var. 18'e 42. E ne yapacağız hocam biz? Şimdi biz bunu kullanırken bizim için arkadaşlar burada şey çok önemli. Alan dağıtırken üçgen oluşturmak falan çok önemli. Ya şunu ikinci videoda vereceğim. İster böyle üçgen oluşturun. Çünkü bu alan tüm alanın yarısı, daha görmediğimiz için buradan yapmayacağım. Siz büyük ihtimalle ya böyle yaparsınız ki isterseniz o ikinci videoda izledikten sonra bir de böyle bir çözüm arayın arkadaşlar. Bunu çizip de bir çözüm arayın isterseniz. İkinci videoda geçeceğim o özelliğe. O özellik şurada olması lazım arkadaşlar. Evet, bu sayfanın bitiminde bu sayfayı bir sonraki videoda anlatacağım. Ama biz bunu görmediğimiz için, daha bu özelliği görmediğimiz için buradan yapmayacağım. Üçgen oluşturmak. Ne yapmak lazım mesela burada? Hocam köşegen çizmek. Köşegen çizmek demek
Şuradaki köşegen saçma. Alanları nasıl paylaştıracağımızı bilemiyoruz. Ama şu köşegeni çizersek. Aa hocam tüm alan belli paralel kenarda. 42, 18 daha 60. Tüm alan 60'sa bunlar 30, 30 oldu. Yani buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Bu alan 12, burası da 30. Şimdi burada güzel bir şey çıktı. 18'e 12 alan çıktı. Tepe noktaları aynı. Biz hep böyle oranlama varken mi alan dağıtacağız? Tam tersi. Alan varken de oranlamasını da bulabiliriz burada. Pardon. 6'ya böl 18 bölü 12. 18 bölü 12 kaçtır? 6'ya böl 3. 6'ya böl 2. Aa hocam alanlar oranı 3 bölü 2 yaptı. Yani burası 3K iken burası 2K mıdır? Evet. Burası 3K'ya 2K'ysa. Burada bir şey çıktı mı? Güzel bir şey çıktı. Kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. Sonra kelebekteki orandan dolayı buradaki alanı da bulabiliriz. Diğer taraftaki oranlamaları da yazabiliriz de. Bizden zaten ABE üçgenin alanı soruluyor. Ben buradaki A alanı bulursam olay bitti arkadaşlar. Evet tekrar söylüyoruz. Şurada bir kelebek var arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. Kelebekteki oran 3 bölü 2'nin karesi kaç? 9 bölü 4. Hocam burası 9A iken burası şu A'yı sileyim isterseniz. Burası 9A iken buradaki alan kaç A olmak zorunda arkadaşlar? 4A olmak zorunda. 9A 18 ise A2. A2 ise burası da kaç yapar o zaman? 8 yaptı. Şimdi bizden ABE üçgenin alanı isteniyor. ABE üçgenin alanı 42 burasıydı. Bir de 8 burada var. 42 artı 8'den kaç buluruz? 50 olarak buluruz arkadaşlar. Bizden çünkü şu alan isteniyor. Buradaki alanın içindeki tüm alanları topluyoruz arkadaşlar. 30, 12 ve 8'in toplamı yaptı. Yani 42 artı 8'den cevabı 50 bulduk. Tamam mı? Evet köşegen gerçekten önemli. Özellikle tüm alan belliyse köşegeni çizdiğimizde yarısı yarısı diye paylaştırıyor arkadaşlar. Temel alan muhabbeti. Lütfen dikkat edin. Geldik buraya mesela. Hemen hemen aynısı. Ya bunun benzeri zaten sınavda da çıktı arkadaşlar. Dikkat edin. Aşağıdaki ABCD paralel kenarı DE ve BF paralel doğruları boyunca ne yapılmış? 3 eşit alanlı bölgeye ayrılmış. Alanları eşit. Yani burası A iken burası da A, burası da A. Hocam tamamı 3A. Dikkat. Tamam, tamamı 3A. Ne yapacağız hocam? Yahu köşegen çizelim o zaman. Şu köşegenin saçma oldu. Tamam orada çizmişti. Yani direkt bu köşegenle alanı dağıtamam ama şu köşegeni çizersem güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Bu arada şunlar paralel. Bunlar da paralel. Ekstradan bu da bir paralel kenar değil mi? Evet bu paralel kenarda bu alan A ise burası A bölü 2'ye A bölü 2 alan mı yaptı? Evet. Hocam bak burası şuradaki üçgende alanlardaki oran A'ya A bölü 2 yani 1'e 2 yani 1 bölü 2'ye 1. Daha doğrusu 2A deseydik 1'e 2 çıkacaktı ama şuradaki oranlar 1 bölü 2. Yani burası K dersen burası ne olmak zorunda? 2K olmak zorunda. Evet bunu bulduk. Aynısı paralel kenardan dolayı burası da K. Sarı paralel kenardan. Burası da ne oldu arkadaşlar? Tamamı 3K'sı burası da K diyebiliriz. Güzel bir şey bulduk. Burası 2K iken burayı K bulduk. Burası 2K iken burayı da K bulduk arkadaşlar. Taralı bölgenin alanı paralel kenarının alanı oranına kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere şuradaki oranlamaları yazalım. 2'ye 1 oranından hocam burası 2A iken burası A yazabilir miyiz? Evet. Çünkü şunlar birbirine paralel. Hocam aynı şekilde bunlar paralel ya. Buradaki paralellikte de 2'ye 1, 2'ye 1. Yani A ise burası da nedir diyebiliriz? 2A diyebiliriz. Hadi benzerlik alan ilişkisi başlayalım. Temel orantı var burada. Benzerlik oranının karesi. İşin içinde benzerlik varsa tabii ki uygulayacaksın kardeşim. Yani benzerlik de olabilir. Tabii üçgende alan dağıtımı da yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil ama benzerlik varsa daha kolay. 2 bölü 3 değil midir benzerlik oranı? Evet. Karesi kaçtır? 4 bölü 9. Yani 4A iken tamamı 9A. Buraya kaç A kaldı? 5A kaldı. Hocam. Burası alan dağıtabiliriz. Bakın burası kaç A? 3A. 3A'dan 2A'ya. Tepe noktası D değil mi? Evet. O zaman 3A'daki alan 9A ise 3 katı 3 katı 2A'daki alanda 6A mı olacak? Aynen öyle. Bak aynısı arkadaşlar. Bakın şurada da 2KK 2KK ve şunun simetriği burada da yok mu? Var. Aynısı. Biz burada da yine 2 bölü 3 orandan dolayı 4 bölü 9. Hocam 4B ise 5B diyebiliriz ama bu yarısı diğer yarısı da eşit olacak ya. Eşit olduğu belli. Ya da şöyle diyebiliriz. Şuradaki kelebek var arkadaşlar. İşi garantiye alalım. Şu kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 3'e 2. 3'e 2. 3'e 2. 3'e 2 oran olduğundan dolayı burası 3'en ise burası 2'en ya. 3'endeki alan 6 ise kaç katı? 2 katı. 2 katı burası 4 diyebiliriz. 4A diyebiliriz. Şimdi yine aynısı.
Hocam 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Burası 4a'sa burası 9a. O zaman buraya 5a kaldı. Sonra yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu sefer şöyle yapabiliriz. Hocam burası 15a ise burası da 15a olacak. Buraya da 6a kaldı diyebiliriz. Simetri şeklinde bulduk. 4, 5, 6. 4, 5, 6 şeklinde çıktı arkadaşlar. Buna göre taralı bölgenin alanının paralel kenarının alanına oranı. Ha, burada şu alanı bu şekilde yazmama gerek yokmuş. Bu yarısı kaç a? 15a ya. Tüm paralel kenarının alanı bu yarısıysa 30a diyebilirdik direkt. Ama biz yine de bu parçaların alanını da bulduk. Taralı bölgenin alanını yani 5a'nın tüm alan topladığımız zaman da kaç a çıkıyor? 30a'ya oranı isteniliyor bizden. O da 1 bölü 6 olarak bulunur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere üçgen. Üçgenden çıkıyor. Üçgende alan dağıtmadan çıkıyor. Ama paralel kenardaki bazı temel yapıları bilmemiz lazım. O temel yapılarda biliyorsunuz arkadaşlar 3 tanesini bilin. Yeterli demiştik şu an için. Dördüncüsü de 5 yıldızlı olacak zaten. Yani bir sonraki videodaki şey. Evet, geldik buraya. Alan AKB'yi vermiş. 12 birim kare olarak vermiş. O zaman burada kalanı vermişse oranlamalarda varsa alan dağıtacağız. Ama hocam oranlama şuradaki oranlama yok. O zaman oradaki oranlamayı bulacağız. Yani öncelik ne burada arkadaşlar? Benzerlik. Evet, benzerlik yapıp benzerlikle siz buradaki oranlamayı bulacaksınız. O oranlamayı bulduktan sonra tüm alana dağıtacaksınız kardeşim. Ne yaparsınız burada? Hocam ben bunu uzatırım. Olur. Hocam ben bunu uzatırım. Şöyle kelebek oluşturur. Olur. Amaç zaten kelebek oluşturmakta. Ama ben ne demiştim? Ya buradaki oranlamayı kullanacaktınız ya da buradaki oranlamayı. Şuradaki oranlamayı kullanırsak arkadaşlar. Hop, paralel çizdik. Amaç neydi? Kısa çizgi paraleli çizin demiştim size. Kısa çizgi paralelini çizdiğinizde hem kelebek oluşsun hem de temel orantı oluşsun. Hatta burada temel orantı orta taban oluştu arkadaşlar. Buradaki ne? Orta tabandan dolayı 1'e 2. Hocam 2K ise burası da 2K. 4K ise 4K. A kelebekteki oran 1'e 4. O zaman burası A ise burası 4A. Bitti. 4A'da kalan 12 ise A'da kalan tepe noktası B'ye baktığımız zaman. 4A'daki 12 ise 3 katı 3 katı. Burası kaç çıktı? 3 çıktı. Şimdi hocam ne yapacağız? Buradan sonra diğer alanları da mı dağıtalım? Hayır kardeşim. Temel yapılar varsa işimizi kolaylaştırır. O temel yapıları da biliyoruz. Tekrar söyleyeyim. Bu tüm alanın yarısı. Hocam köşegenler çizildiğinde bu tüm alanın 4'te 1'i bir tanesi. Ya da ne demiştik? Şöyle bir eşitlik olduğunda bu tüm alanın 4'te 1'iydi. Bu temel yapılar çok önemli. Var mı öyle bir şey? Evet. Bak bu tüm alanın 4'te 1'i. 12 artı 3 kaç yaptı? 15. Yani 4 tane 15 bize paralel kenarının alanını verecektir arkadaşlar. Lütfen bu temel yapılara dikkat edin. Unutmayın dediğimi. Evet, bu sorunun cevabı böylelikle 60 oldu arkadaşlar. Geldik nota. Şimdi arkadaşlar biz paralel kenarda bu yamuğun özelliğidir aslında ama bu yamuğun özelliğini paralel kenarda da kullandığımız için paralel kenarlı soruların içerisinde çıktığı için burada da not olarak verme ihtiyacı düşündüm. Aslında yamuk konusunun özelliği ama üçgenden çıkıyor. Şimdi hatırlayın arkadaşlar. Hatırlayın bakayım be ya. Bir üçgende tepe noktaları aynı olan üçgende ne demiştik arkadaşlar? 2K'ya 3K'ysa. Hocam tepe noktaları aynıysa tabanlarla burada kalanlar doğru orantılıdır demiştik. Niye? Tepe noktaları aynıysa yüksekleri aynı demek anlamına geliyordu. Biz iki paralel doğru arasında da bunu söyleyebiliriz. Atıyorum burası 2A, burası 3A ise hocam 2A'da kalan 2A iken 3A'da kalan 3A diye söyleyebiliriz. Sebep iki paralel doğru arasında yüksekler hep aynı değil midir arkadaşlar? Şu paralel doğru arasında sen buradan da bir yükseklik çizsen, buradan da bir yükseklik çizsen, buradan da bir yükseklik çizsen o yükseklikler her yerde aynı değil midir? Aynıdır. O yüzden arkadaşlar yükseklikler aynı olduğu için paralel doğrular arasında ters düz üçgenlerde de tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtımı yapabiliyoruz. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. O da bizim şuradaki üçgendeki mantıktan geliyor zaten. Hemen bununla ilgili bir örnek vermiştim. Bak kitaplarda bunu da formülize ediyorlar. Niye? Sınavda çıktı. Bak formül ne diyor biliyor musunuz? Ya hocam bu kaç çeşit parçaya bölünmüş? Kaç çeşit parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 3 çeşit parçaya bölünmüş. Ha bunlar 5'e 3, 15 ile birleşiyor ya. O zaman burası 5A. Hani 5 parçaya bölünmüşse 5'ler buraya yazılır. 5A, 5A, 5A. Hocam burası da işte 5 parçaya bölünmüş. Yukarısı da 3 parçaya bölünmüştü ya. 3A, 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 3A şeklinde yazarsan hepsi 15 ile birleşiyor. Yani 5 ile 3, 15 ile birleştiği için 15'i 3'e böldüğümüzde 5, 5, 5. 15'i 5'e böldüğümüzde 3, 3, 3 şeklinde oldu.
Bak kitapta diyor ki ya şununla şunun toplamı 8A bölü şurası şu paralel kenardaki şununla şunun toplamı 15 15 30A bize direkt bu alanın taralı alanın tüm alanı oranı diye formülize ediyorlar. Gerek var mı? Bence yok. Şimdi bu yamukvari bir şey gördük ya. Ne yapacağız? Üçgen oluşturacağız kardeşim. Ters düz de olsa hiç fark etmez. Buradaki alan 3A'daki alan 3A ise 5A'daki alan 5A diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü yüksekler aynı. Diğer yamuklarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Hop şöyle. Hocam 5A'da kalan 5A. Ya da burada da böyle. Bazıları şöyle yapıyor. Hocam bu 3A'ya ait şöyle oluşturayım. 3A'ya ait böyle oluşturayım. 3A'ya ait böyle oluşturayım. Tabii diyebilirsiniz ama sadece bu çizgiler yeterli olacaktır. Ya da isterseniz sadece bu üçgen oluşturmak, ters düz üçgen oluşturmak yeterli olacaktır. 5A'da kalan 5A, 5A'da kalan 5A, 3A'da kalan 3A'ydı, 3A'da kalan 3A. 3, 6, 9A'da kalan 9A olacak, 5A'da kalan 5A. Bak bitti. Ters düz üçgenler. Yani üçgende alan dağıtımı şeklinde. Ekstra bir formüle gerek var mı? Yok. Kitaplar veriyor. Sana kalmış tabii ki. Ama şurayı formüllerle bir şey yapmak arkadaşlar. Ya ben ne bileyim her soru tipine ait gerçekten bir formül uydurabilirim. Gerek yok arkadaşlar. Al işte çıkarttık böyle. Taralı alan ne yaptı? 8A yaptı. Tüm alan kaç yaptı? 8, 8, 16, 9A, 25, 30A yaptı. Biraz önce formülle de zaten 8 bölü 30 demiştik. 4'e 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 15. Cevabımız 4 bölü 15 çıkar arkadaşlar. Ve böylelikle bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki kısımda da çok önemli şeylerden bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videoda yani büyük ihtimalle son videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.